Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber uygun fiyatlı bir Razer klavyesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Razer'ın Ornata X-V3 modeli. Evet, oyuncu ekipmanı tarafında Razer'ın her fiyat segmentine özel modeller sunduğunu biliyoruz. Özellikle klavye, mouse ve kulaklık tarafında başarılı modelleri mevcut. Yani şu anda bir e-spor turnuvasında bile Razer yapımı ekipmanlar görüyoruz. Yani bu konuda kendisini defalarca kez kanıtlamış. Hatta bir oyuncu ekipmanı dediğimizde aklımıza ilk gelen markanın Razer olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman Razer'ın farklı klavyelerini, farklı ekipmanlarını sizler için incelemiştik ama bugünkü konuğumuz biraz daha uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkan bir klavye. Fakat uygun fiyatlı olmasına rağmen kalitesinden ve hazından pek de feragat etmemiş. Çünkü RGB yapısı yine bizlerle beraber, bununla beraber bir bilek desteği bulunuyor. Zaten önümüzdeki dakikalarda tasarım ayrıntılarında bu kısımları da inceleyeceğiz. Bunun dışında bir de üstüne uygun fiyatı gelince tadından yenmez oluyor. Bu klavye membran olarak geçiyor arkadaşlar. Yani bir mekanik hissiyatı var fakat herhangi bir mekanik switch'in olmadığını belirtelim. Dilerseniz tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Daha sonrasında incelememize teknik özelliklerle devam edelim. Evet, ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman burada ışıklı bir yapı bizleri karşılıyor. Bu ışıkları her türlü konfigüre edebiliyorsunuz. Yani uygulaması üzerinden farklı ışıklar. Her tuşa ayrı renk bile atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten Razer'ın yazılım konusunda bir hayli başarılı olduğunu biliyoruz. Işıklandırmada hani böyle ucuz klavye ışıklandırması yok. Hani piyasadaki klavyelere bakıyoruz. Tuşların altından ışıklar geliyor ama tuşların içinde o ışıkların yandığını hissetmiyoruz. Fakat Razer'da karanlıkta da test ettim. Pek de öyle bir şey görmedim. Yani tuşların içerisinden çıkan ışığın bir hayli smooth olduğunu, yani çok göz almadığını söyleyebilirim. Bu da benim için önemliydi. Çünkü bazı ışıklı klavyelerde tepeden bakınca çok güzel oluyor. Fakat görüş açısından baktığım zaman gözümü alıyor arkadaşlar alt taraftan sızan ışık. Fakat Razer'ın Ornata V3X modelinde böyle bir sorun bulunmuyor. Tasarım ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Burada sağ tarafta bir numerik bölüm yer alıyor. Bunun da avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafına baktığımızda ise kablolama için özel kanallar yer alıyor. Zaten benzer Razer modellerinde bu kanallara alışkındık. Yani ben klavyenin kablosunu tam ortadan değil de biraz kenardan çıkarmak istiyorsam buradaki kanaldan rahatlıkla taşıyabilip ön taraftaki boşluğunu kullanarak aktif bir şekilde kabloda oluşacak hasarı minimuma indirgeyebiliyorum bu özellik sayesinde. Bunun da önemli bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda arka tarafında yine klavyeyi yükseltmek için iki kademeli switchler yer alıyor. Özellikle yazı yazma ve oyun oynama konusunda geçiş yapmak için bu switchleri kullanabilirsiniz. Burada Razer'ın sunduğu önemli bir avantaj da şu. İki kademeli yükseltme ayarı var arkadaşlar. Yani hem biraz yüksek olsun derseniz en üstteki kapağı kaldırırsınız. O yükseklik size yetmiyorsa daha da yüksek olmasını isterseniz ikinci kademeyi de kaldırarak bileğinize daha uygun bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Hazır bilek demişken hızlıca bilek desteğiyle devam edelim. Benzer fiyattaki modellerde görmeye alışık olmadığımız bir bilek desteği yer alıyor. Bunun olması önemli çünkü yazı yazarken veya oyun oynarken, gündelik işlerimizi hallederken bu bilek desteğine ihtiyacımız oluyor. Yazıyı bir tık daha alt tarafta tutabiliriz fakat oyun tarafında saatlerce veya SD tuşuna elimizin kalması artık bir zamandan sonra bileği yoruyor. Bu yüzden bilek desteğinin bence her klavyede olması gerekiyor fiyat gözetmeksizin. Razer de yine kullanıcılarını dinlemiş, sevenlerini dinlemiş ve Ornata V3X modelinde bilek desteğine yer vermiş. Klavyeye herhangi bir şekilde yapışmıyor alt taraftan arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin oyun esnasında ben biraz daha klavyeye yapıştırıyorum bu bilek desteğini. Fakat yazı yazarken biraz daha geride tutuyorum. Yani klavye ile bileğimin arasında boşluk oluyor. Bu yüzden mıknatıslı veya herhangi bir geçmeli bir yapının olmaması benim için avantaj. Tabii ki bu kullanıcıya göre değişir. Kimisi mıknatıslı ister. Kimisi bilek desteği istemez. O yüzden tamamen size kalmış bir durum bu. Benim için artı puan olduğunu söyleyebilirim bu bilek desteğinin olmasının. Evet, tasarım ayrıntılarını inceledik. Genel olarak konforlu bir yapıya sahip bir klavyenin bizleri karşıladığını söyleyebiliriz. Az sonra kullanıcı deneyimine de geçeceğiz. Fakat öncesinde bir teknik özellikleri görelim. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Razer'ın Ornata V3X modeli
ergonomik oyun deneyimi için düşük profilli tuşlar kullanmış. Aynı zamanda membran bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir hayli sessiz bir klavye bizleri karşılıyor. UV kaplamalı tuş kapakları sayesinde solma ve çizilmeye karşı dayanıklı. Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı sağlam bir tasarım var. Ergonomik bilek desteği kutu içeriğinden çıkıyor ve Razer Chrome uygulaması sayesinde özelleştirilebilir bir yapıya sahip. Evet, şimdi geldik kullanıcı deneyimine. Öncelikle bu klavye low profil olarak geçiyor arkadaşlar. Yani low profil klavyelerde bu basım mesafesinin biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Oyun içinde yazı yazmak, gündelik işleri kullanmak için de bence tatmin edici. Yani ben özellikle low profil klavyeler kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü her anlamda oyun içerisinde çok hızlı chat yapan bir insanım. Yani LoL, Valorant, CSGO gibi oyunlar oynarken tuşlara çok hızlı bastığım oluyor, çok hızlı yazı yazdığım oluyor. Bu yüzden benim için low profil olması avantaj. Onun dışında oyun tarafında sunduğu desteklerle zaten hem bilek desteği hem ışıklandırma yapısı olsun benden oyuncu klavyesi olarak da artı puan alıyor. Onun dışında baktığımız zaman basış hissiyatı, oynayış konusunda da tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Hatta çok kısa bir klavyenin çıkardığı sesi bir size göstereyim. Evet arkadaşlar, klavyemizin sesini de dinledik. Bence gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Yani sessiz ve hissiyatı mekaniğe yakın. Şimdi diyeceksiniz ki sessiz olmasının veya mekaniğe yakın olmasının avantajı var mı? Öncelikle low profil bir klavye olduğu için ben sessiz olmasını, çok hızlı tuşlara bastığım için, çok aktif kullandığım için ve geceleri kullandığım için evde beraber yaşadığım kimsenin rahatsız olmaması adına kendimce avantajlı olarak görüyorum. Çünkü kullandığım mekanik klavyeler genellikle blue switch'ti ve bu konudan dolayı çok muzdariptim arkadaşlar. Yani sessiz bir klavye istiyorsanız ve oyuncu klavyesi olarak beklentileri fiyatına göre karşılayacak bir klavye arıyorsanız Razer'ın Ornata V3X modeli tam da size göre arkadaşlar. Dilerseniz hemen fiyata geçelim. Fiyat tarafına baktığımız zaman farklı sitelere bağlı olarak ortalama 750-800 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Bir Razer kalitesinin bu kadar uygun fiyata sahip olmasının da güzel bir artı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şu anda benzer kaliteye sahip ürünlerin daha pahalı olduğunu görüyoruz ki ortada Razer gibi kendisini defalarca kez kanıtlamış bir marka var. Ornata V3X modelinin tercih edilebilir bir model olduğunu söyleyebiliriz. Sizin bu klavye hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlere yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Biz de sizler için kafanıza takılan tüm sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Önümüzdeki günlerde farklı inceleme videolarıyla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. O gün gelene kadar bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.